Şöyle ikinci yumurtamızı da attık. Çırp bakalım. Küçük yamak seni. Çırp 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 çırp, iyice çırp. Asu, kakao da koyalım mı? Koyalım da ya, herkes sever mi ki? Amcam çok sever. Hele babam bayılır. Ah, o zaman hepsini koyalım. Oh, iyice çırp böyle, iyice. Çırp çırp çırp. Ah, şöyle yedir, iyice yedir, yedir. Hah. Aferin. Ben bakarım. Alo. Tuğçe'cim, nasılsın? İyiyim dedeciğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Duyduğuma göre yeni bir bakıcım varmış. Çok eğlenceli biri. Adı da Asu. Öyle mi? Evet. Eğer oralardaysa onunla ben de konuşabilir miyim? Hem tanışmış olurum kendisiyle. Olur, burada. Bir dakika. Asu, dedem seninle konuşmak istiyor. Sen bırak onu şimdi, o bir 5 dakika dinlensin, hamuru anca olur zaten. Odana çık, geri kalan ödevlerini tamamla, ben çağıracağım seni. Ya? 5 dakika, 5 dakika sonra çağıracağım ben seni, tamamlayacağım onu, tamam hadi. Tamam. Hadi koş, koş, koş. Alo? Merhaba Aslı. Merhaba Necdet Bey. Hayırdır hamurlar falan? Mutfakta hummalı bir çalışma var herhalde. Tuğçe'nin canı kek istemişti de. Ha, kek yapmaktan telefonunu şarja takmayı unuttun herhalde. Benim telefonum bozuldu. Yaptır o zaman. Ben sana mutfak köşelerinden mi ulaşmak zorundayım? Ben aradığımda o telefon çalacak, sen de açacaksın. Peki Necdet Bey. Güzel. Şimdi gelelim diğer meseleye. Sen o eve Selim'le ilgilenmek için girdin. Kenan'la değil. Efendim, anlamadım. Aa, bence sen beni gayet güzel anladın. İkiletme istersen. Ha, şey diyorsunuz. Sizin kızınız çiftlik evine gelmişti de, ama o bizi tamamen yanlış anladı. Dinle beni. Eğer söylediğimin dışına çıkıp bana yanlış yapmaya kalkarsan, bunun bedelini çok ağır ödersin ona göre. Aa, yok yok, estağfurullah. Ben dediklerinizi harfiyen yapıyorum zaten. Siz hiç merak etmeyin. Peki, tamam. Siz de. Bu hiç iyi olmadı ya. Benim bundan sonra Arzu'ya karşı daha dikkatli olmam lazım. Neyse, şu telefonu bir halledeyim de gerisini düşünürüz artık. Hey.
Zeynep, yavrum, yapma böyle. Kendini koyuverme sakın yavrum. Şu anda en önemli şey moral senin için yavrum. Hamilelikte böyle oluyor. Ne yapalım? Derdi veren Allah dermanını verir elbet. Annem doğru söylüyor Zeynep. Yapma kendine bunu. Bak karnındaki can nefes aldığını bile hissediyor. Senin psikolojinden o da etkileniyor. Hem doktor haftaya tekrar muayene etmek için çağırmış yavrum. Kendine böyle yormana, kendini böyle yorman için bir sebep yok ki yavrum. Tabii canım. Benim bildiğim Zeynep yılgınlık nedir bilmez ki. Zeynep, sen güçlü, kuvvetli, azimli bir kızsın. Bugünlerin de üstesinden geleceksin kızım. Baba. İnci buradayım söyle. Çok ateşin var senin. Şu maçın yorumu hangi kanaldaydı ya? Sen bu pozisyonun offside olduğundan emin misin? Tabii ki offside. Daha ne olacaktı? 35 santim geçmiş. Cemal amca. Bir diler iki oldular başıma. Bir daha seyredin. Ne var söyle. İnci çok hasta. Lütfen biraz dikkatli bak. Ateşi çok yükseldi. Yükseldiyse yükseldi ne yapayım? Uyusun geçer. Hadi şimdi bozma keyfimi. Yürü git hadi. Uğurcuğum bir daha ama çok kötü. Evet Uğur'dan rica gözünü bile açamıyor. Doktora gitmesi lazım. Ne doktoru kız? Benim doktora verecek param mı var? Ama... Sus. Uzatma. Lütfen bakar mısın? Hem alışık ol. Ağzında gümüş kaşıkla doğmadı ya. Hocam işte, zıbarıp yatsın. Sabah hiçbir şey kalmaz. Ne duruyorsun hala? Nasıl verilebilir ya? Başımı açtığınız dertler yetmiyormuş gibi. Bir de doktor, moktor. Yürü git hadi. Yürü git. Elbette ver. Of, İnci'nin ateşini düşürmem lazım. Keşke bir ilaç olsaydı. Ben hastalandığımda Muhsin amca sirkeli su yapıp alnıma koymuştu. Sonra ateşim düşmüştü. Sirke var mıdır acaba? Galiba. Yürü baba. Gitme ne olur gitme. Yürü baba. Gitme. Buradayım ben İnci. Hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi sirkeli su ateşini düşürecek senin. İyileştireceğim seni merak etme İnci. Ablacığım, hadi daha fazla üzme artık kendini. O kadar masumdu ki yavrucak.
Ya abla kendini suçlamayı bırak artık ne olur. Hem sen ne yapabilirdin ki? Adama söyleyeceğini söylemişsin işte. Her gece kızımı karşısında iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum ben. El açıyorum Rabbime. Şimdi ihtiyacı olan bir çocuğa yardım edememek, etmemek bencillik gibi geliyor bana. Vicdanım sızıyor ya. Ah ablam ah. O kıza eğer yardım edersem sanki biri de Elif'ime yardım eli uzatacakmış gibi geliyor. O kızı kurtarmamız lazım Feride. Keşke abla. Göz bandımı getirir misin? Işık çok rahatsız ediyordu. Tabii hayatım. Çekmecedeydi. Zeynep, bak ne buldum. Zeynep bak, kızımızın minik ayakları üşümesin diye almıştık bunu. Hatırladın mı? Selim, sence kızımız bu patikleri giyebilecek mi? Giyecek bir tane. Giyecek. Çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Ay dayanamıyorum artık ya. Dayanamıyorum. Resmen bu adam hayatımı çaldı benim. Necdet sana mı inanır sanıyorsun yoksa bana mı? Karısıyım ben onun, tamam mı? Şimdilik. Sen gerçekten babamın karısı olabileceğini mi düşünüyorsun? Bu zevksiz takılarım, kıyafetlerim falan. Yazık sana ya. Yazık. Gözün kör olmuş. Babamın seni böyle giydirip süs köpeği gibi yanında gezdirdiğinin farkında bile değilsin. Hizmetçiken en azından bir kimliğin vardı. Şimdi bakıyorum da tam bir hiçsin. Benim bir an önce buradan çıkmam lazım. Ama nasıl? Serdar. Acaba Serdar arasam bana yardımcı olur mu ki? Belki anlar halimden. Alo. Serdar. Ne var? Ne istiyorsun? Vaktin var mı? Konuşabilir miyiz? Benim vaktim çok da sana yok. Sen kotanı doldurdun. Hadi kapatıyorum. Serdar dur. Kapatma. Lütfen bir dinle beni. Sadece 3 saniyen var. Dinliyorum. Serdar, sana çok ihtiyacım var. Buluşmamız lazım. Allah Allah. Bana attığın kazıkları ben daha unutmadım Gonca Hanım. Ama gördüğüm kadarıyla siz unutmuşsunuz. Neyse hadi süren doldu. Serdar, bak bana kızmakta haklısın. Ama şu anda öyle şeyler yaşıyorum ki... Bir bilsen
Emin ol böyle konuşmazdın. Ya senin neyini dinleyeceğim ben ha? Neyini? Ne olursun bak. Lütfen Serdar, çok zor durumdayım. İyi de bundan bana ne? Elif baba. Hala çok sıcak. Of. İyileşeceksin İnci. İyi olacaksın. Yuh be. Bal gibi. Yuh. Paris, faul. Yoruma bak. Bakar mısın lütfen? Daha bir faulü göremiyorsun. Abi, yaptığın faul yoruma bak. Ya, bir de bana futbol Allah yorumcusu Allah olmuş. Tövbe ya Rabbi tövbe. Faul. Ben faul diyorum. Ulan faul sizin gibi yorumcunun. Hakem bırakmış, akışına kim bırakmış. Kim bu saatte ya? Şurada buna faul verilmez mi? Geldim. Vay, Veysel kardeş. İyi akşamlar birader. Uyuyor muydun yoksa ya? Yok ya. Televizyonda maçların yorumunu dinliyordum. Onlar da amma kafa ütülediler ha. Ay, ya ben de iki el çeviririz diye geldim. Hem senin de havan değişir ha. Yok be aga. Kusura bakma. Olmaz. Ya tamam, o kadar korkma be. Her zaman ben yenecek değilim ya. Bak bu sefer ikramda da bulunurum ha. Ya yok. Bu evde artık kumar mumar oynamak yasak. Hadi be. Aga olmaz dedim. Hem biliyorsun sana söylemiştim zaten. Ne söyledin ya, ne zaman söyledin? Hani o akşam kafayı çektiğimizde. Yok yeminle haberim yok ya. Tabii oğlum. 35'lik 70'lik derken kafan oldu 1 milyon, beni mi dinleyeceksin? Ha şunu bileydin, dut gibi olmuştum be. Yani şimdi kumar mumar yok diyorsun ha? Maalesef yok. Gitme Elif abi, gitme. Ben buradayım İnci. Gitme, bırakma beni. Korkma, hiçbir yere gitmiyorum. Ya vallahi o akşam eve nasıl gittim, kapıyı nasıl açtım, hiçbir halt hatırlamıyorum ya. Lan oğlum, o akşam uçtun sen, uçtun. Dertler de derya olmuştu zaten, iyi mi? Hiç sarma birader ya, hiç sarma. Ya ben de o kadar içmeme rağmen ne yapıp yapıp evin yolunu buldum ha. Ya birader, gene yapalım ya, kafaları şöyle güzel bir sıfırlayalım ha. Yaparız, yaparız. Ya yalnız bu defa böyle ağaç dibinde falan olmasın ha. Meydanda güzel bir yer buldum şöyle ucuzundan. İki de meze söyleriz. Ya sen dışarıda kaldın Allah aşkına. Ya. Gel içeride laflayalım ha. Ben ufak ufak voltam alayım birader ya. Ya ne güzel laflıyorduk işte de ha. Ya yok şimdi sohbet, muhabbet doyurmaz beni be. İlle de kumar diyorsun yani. Ya oğlum altın günü mü yapacağız? Lak lak çenemi çalacağız. Peki, sen bilirsin. Ben eve doğru gideyim şöyle yavaş yavaş ya. Hah, hadi eyvallah, görüşürüz. Hadi görüşürüz baba be. İyi akşamlar. Zeynep. Zeynep.
Zeynep, orada mısın? Zeynep bak, giriyorum. Zeynep. Zeynep aç gözlerini. Zeynep kendine gel ne olur. Sevgilim yapma böyle ne olur kendine gel. Zeynep ne olur aç gözlerini. Zeynep korkutma beni sevgilim ne olur aç gözlerini. Zeynep ne olursun. Zeynep korkutma beni Zeynep. Ne dedin? İstesen de istemesen de eşek gibi gideceksin. Haydi yallah. Seni bir de kızımız da bana bağışla. Lütfen onlara bir şey olmasın. Selim Bey. Evet. Üzgünüm ama gebeliği sonlandırmak zorunda kaldık. Bebeği yaşatabilmek için elimizden geleni yaptık. Ancak buraya geldiğinizde kalp atışları durmuştu zaten. Gebelik doğal yollarla sonlanmıştı. Başka bir yol yok muydu? Maalesef. Eğer bebeği almasaydık annenin hayatı da riske atmış olacaktık. Nasıl peki? Şu an baygın. Kendine gelince haber vereceğiz size. Doktorum lütfen doğru söyleyin. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır hayır sadece anestezinin etkisinde o kadar. Hayatı söz konusu demiştiniz. Hayati tehlikeyi atlattı. Sakin olun. Hem eşiniz ayrılınca size daha büyük iş düşüyor. Onun yanında metanetli olmanız gerekiyor. Başına nereye gidiyorsun öyle küçük kız? O vicdansız baban nereye gönderiyor seni? Selim. Abi. Bebek. Ne diyorsun Selim? Geldiğimizde her şey için çok geçmiş. Kalbi atmıyormuş. Bu yaşta tek başına ne işin var senin sokaklarda?
Ne yapıyor öyle? Ah yavrum benim. Vicdans baban nasıl yapar bunu? Nasıl dilendirir seni? Allah rızası için ne olur bir ekmek parası. Bu minicik halinle bu evlerin kalem tutması gerekirken böyle sokaklarda. Oh, ateşi düşmüş. Demek ki iyileşiyor. Erif abla. İnci, ateşin düşmüş. Daha iyisin değil mi? Aha. Aç mısın? Yiyecek bir şey istiyor musun? Yiyecek getireyim mi sana? Usta baba. Süt içerim. Hemen ısıtıp getiriyorum. Süt yok. Of. Ne yapacağım şimdi? İncin sıcak bir şeyler içmesi lazım. Uyumuş. Beni görmeden bakkala gidebilsem. Ama param yok. Nasıl alacağım sütü? Yardım edin Allah rızası için. Yavrum. Teyze sen Dürkü. Evet yavrum bendim. Sen ne yapıyorsun burada böyle? Teyze beni polise verme ne olur. Hayır, olur mu hiç öyle şey? Yapar mıyım? Olur teyze, yoksa amcan beni döver. Amcan mı? Aha. O dünkü gördüğüm adam senin amcan mıydı? Evet. Baban değil mi yani? Annem babam yok benim. O bakıyor bana. Öyle mi bakıyor? Dilendirerek mi? Hadi kızım yürü gidiyoruz. Nereye teyze? Polise gitmek istemiyorum ben, ne olur. Korkma. Hadi canım, tut elimi gidelim. Hadi gel. Selim, daha çok gençsiniz, önünüzde uzun yıllar var. Bak şükredelim ki Zeynep iyi. Ya ona bir şey olsaydı? Allah korusun. O zaman hiç dayanamazdım abi. İşte onun için güçlü olmalısın. Zeynep'e destek olman lazım senin. Öyle. Zeynep Emiroğlu'nun eşisisiniz değil mi? Buyurun, benim kötü bir şey mi oldu? Yok, hayır. Hasta kendine geldi. Odaya aldık. Ona haber vermek için geldim.
sana da bayılmışsın. Sonra apar topar buraya getirdik. O iyi mi? Selim ne olursun iyi de. Ne olur bir şey söyle Selim. İyiydi mi? İyi o. İyiydi mi? Yaşıyor. Selim. Hayır. Selim hayır. Selim yaşıyor de ne olursun. Yaşıyor. Buyur küçük kız, ne istiyorsun bakalım? Şey, süt. Hay hay. Al bakalım. Şey, bakkal amca, benim hiç param yok. Sonra versem olur mu? Olmadı ki şimdi. Ben parasız vermiyorum. Paran varsa alırsın. Paran yoksa maalesef. Peki adın ne senin? Gülcan. Çok güzelmiş. Demek uzun süredir amcanla yaşıyorsun ha? Evet. Annem babam öldüğünden beri. İkisi de kazada öldü. Ben yanlarındaymışım. Ama hatırlamıyorum. Sonra da amcan seni yanına aldı. Hı hı. Ama beni hiç sevmez. Başka kimsen yok muydu senin? Hı hı. Hep dilendiriyor mu seni? Evet. Hasta olduğumda bile. Kıyamam sana. Okula da göndermedi tabii. Biliyor musun? Sen benim kızıma çok benziyorsun. Aa, senin kızın mı var? Çok güzelmiş sandviç. Sağ ol teyze. Afiyet olsun. Sen bunu bitir. İstersen bir tane daha alır da. Hem seni ilk defa görüyorum. Tanımam etmem. Kimsin? Baban kim senin? Ben Cemal amcanın evinde kalıyorum. Ne? Cemal mi? Bizim batakçı Cemal mi? O alaksız mı gönderdi seni buraya? Hayır. Söyle Uyan'a. Burada enayi yok. Alışmış da baharam yemeye. Hayır. Gerçekten onu göndermedi. Ben kendim geldim. İnci çok hasta. Onun için. İnci mi hasta? Ebru abla. Ne oldu canım söyle. Ne olacak? Cemal'in işi işte. Adam beleşe nasıl yiyelim içelim derdinde. Hem bu kız kim? Şey, akrabaları. Ne oldu canım? Nesi var İnci'nin? İnci çok hastalandı. Ateşi vardı bütün gece. Şimdi süt almaya geldim. Ama param yok. Ensar amca sen ver sütü, ben ödeyeceğim parasını. İyi, al işte orada. Bunları da hesapla. Al canım, götür bunu İnci'ye.
Ben öğleden sonra sizin yanınıza geleceğim, tamam mı? Hı, tamam. Çok teşekkür ederim Ebru abla, çok. Rica ederim canım, hadi git sen. Ne kadar benim borcum? 16 lira. Zeynep. Ne olur yapma böyle. Biliyor musun? Ben çocukken abimle en sevdiğimiz onu saklambaçtı. Ben her zaman bizim seradaki dut ağacına tırmanırdım. Bir gün yine var gücümle tırmanırken öyle bir düştüm ki dizlerim paramparça oldu. İşte ben bir insanın canının bu kadar acıyabileceğini ilk kez o gün anlamıştım. Her gün yarama bakıyordum. Sonra yavaş yavaş soğudu. Kurudu. En sonunda da kabuk tuttu. İşte biraz o zaman canımın acısı hafiflemişti. Ben o yarayı hiçbir zaman unutamadım seni. Biliyorum sen de unutamayacaksın. Birlikte unutamayacağız. Ama geçecek. Hafifleyecek. Birazdan burada olacak. Bir tanesi dışarı alalım. Bir tanem ben seni kapıda bekliyorum, tamam mı? Selim ne oldu söyleyebildin mi? O kadar zor oldu ki abi. Ne dedi peki Zeynep? Resmen yıkıldı. Korkuyorum abi. Zeynep bunu atlatamayacak diye çok korkuyorum. Zaman her şeyin ilacı. Korkma. Zeynep güçlü bir kız. Bunu da atlatacak inşallah. İnşallah abi. İnşallah. Şimdi hemen ısıtırım bu sütü. İnce sıcak sıcak içer. İyi gelir ona. İnşallah Cemal amca uyanmamıştır. Eğer beni evde görmezse İnce'ye de bana da çok kızar. Allah'ım uyanmasın, ne olur uyanmasın. Duydun mu? Evet. Bak çekinme sakın. İstersen bir tane daha alayım ha. Yok istemem, duydum. Sağ ol teyze. Afiyet bal şeker olsun. Hadi kalkalım o zaman. Hadi gidelim.
kap? Nerede kap? Burada olabilir. Evet, işte burada. Ne yapıyorsun kız burada? İnce hasta ya. Onun için süt. Öf. Halen iyileşmedi mi bu? Nazlanıyor işte. Bıktım, vallahi bıktım. Havadan nem kapıyor Yemen'le. Şımarıklıktan başka bir şey değil bu. Çare hüzün tükenir.